Merhaba bugün sizinle köpe mancası yani köpe mezesi yapacağız. Ee, öncelikle patlıcanlarımızı közmatik üzerinde ocakta çevire çevire e, közlüyoruz. Daha sonra kapya biberleri yine aynı şekilde çevire çevire közlüyoruz ocak üzerinde közmetikte. Daha sonra kapya biberler közlendikten sonra bir poşet içerisinde kapya biberlerimizi alıyoruz. Bunu kolay soyulması için yapıyoruz. Yapmak zorunda değilsiniz. Poşet içerisinde alıp orada soğutursanız eğer daha sonra çok kolay soyulduğunu göreceksiniz. Közlenen patlıcanlarımız soğuduktan sonra bir tahta üzerine alıyoruz, e, kesme tahtası üzerine ve kabuklarını e, soyuyoruz. İsterseniz bu torba işlemini aynı şekilde patlıcana da yapabilirsiniz. Bu şekilde gerçekten çok daha kolay soyuluyor. Patlıcanlar e, soyulduktan so, patlıcanları soyduktan sonra süzgeçli bir kaba koyuyoruz ki patlıcanın içerisinde közlenirken biriken bir su var. Bu suyun süzülmesini istiyorum ben. E, böylece hazırladığım e, mezelerde. Patlıcan su, e, sulanmadığı için suyunu vermiyor, güzel oluyor. Daha sonra e, kapya biberlere gördüğünüz şekilde, gördüğünüz gibi kolay bir şekilde torba torbaya koyma işlemi sayesinde kolay bir şekilde e, soyabiliyorum. Bu şekilde soyup içerisinden çekirdeklerini çıkardıktan sonra onları da patlıcanların yanına e, sularının süzülmesi için alıyorum. E, bu şekilde ee, kabın içerisinde gördüğünüz gibi alt kısımda bir haznesi var şimdiden suları e, dökülmüş ağzını kapatıp bekletiyorum 4-5 saat. Daha sonra e, bir tabaya zeytinyağı ve 2 adet iki diş sarımsağın rendesini alıyorum ve üzerine de 2 tane domates e, doğrayıp koyuyorum. Bu şekilde domates suyunu salıp tekrar toparlayana kadar pişiriyorum. Diğer tarafta süzdüğüm e, patlıcanları ve kapya köz biberleri e, dilimliyorum. Ben bir gün önceden közledim patlıcan ve biberi. E, bir gün boyunca süzgeçte beklettim. Gerçekten bütün suyunu vermişti. E, bu e, dediğim gibi yaptığınız mezenin sulanmaması, kenarlarında su birikmemesi için bence önemli. Benim e, ben e, sulanmış böyle taban kenarında birikmiş su sevmiyorum. O yüzden e, bu işlemi yapmanız faydalı olacaktır. Tavsiye ederim. Daha sonra e, kavurduğumuz e, patlıcan ve e, kapya biberleri kestikten sonra kavurduğumuz domatesin üzerine kapya biberleri önce ekliyoruz ve e, domateslerle birlikte bir çeviriyoruz. Daha sonra üzerine 2 çay kaşığı tuz koyuyoruz. Ee, iki, ben iki çay kaşığı koydum ama tuz e, damak zevkine göre değişir. Tabii. Eğer daha az tuzlu yiyorsanız bu tam ideal oluyor. Ama daha az tuzlu yiyorsanız biraz daha az koyabilirsiniz tuzunu. Daha sonra e, biraz daha karıştırdıktan sonra üzerine patlıcanları ekliyoruz. Patlıcanlarla birlikte güzel güzelce e, tamamen özleşene kadar, yağı patlıcan alana kadar e, güzelce karıştırıyoruz. Ee, bu işlem bütün lezzetlerin birbirine tam anlamıyla geçmesi için yapıyoruz. Ee, bunu kenara alıyoruz, soğumasını bekliyoruz. Soğuduktan sonra üzerine e, birazcık tuzladığımız yoğurdu e, döküyoruz ve böyle kaşığın tersiyle yayıyoruz. Üzerine bir e, çimdik diyelim ya da damak tadınıza göre kırmızı biber serpiyoruz. E, bu şekilde servise sunabiliriz. Ee, Köpoğlu mancası hazır. çok teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Herkese çok güzel bir gün diliyorum.